şeytanı Allah'a sanırım, Medine halkına ve çevresindeki bedevilere Allah'ın elçisinden geri kalmaları, kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yakışmaz. Yani bu Peygamber Efendimiz zamanındaki bir durumu anlatıyor ayet. Allah'ın elçisinden geri kalıyor. Yani peygamberi öne sürüyor fakat kendisi geride kalıyor. Evet. Yani öne sürüyor değil mi? Allah affetsin. Yani onun öne geçmesini, onun bir şey varsa o karşılaşsın diyor. Yani benimle karşılaşmasın diyor. İnşallah. Kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri. Mesela önce kendi yiyecek yiyor, kendisi rahatına bakıyor ama peygamberi haşa önemli görmüyor. Yakışmaz bu gerçekten onların Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, dayanılmaz bir açlık çekmeleri, kafirleri kin ve öfkeyle ayaklandıracak bir yere ayak basmaları, düşmana karşı başarı kazanmaları karşılığında mutlaka onlara bununla salih bir amel yazılmış olması nedeniyledir. Müslümanlar Allah'ın dinini savunduklarında, mesela bir güzel ahlak gösterdiklerinde, mesela var ya, evrimi yıkıyorlar, değil mi? Evrim teorisini yıkıyorlar. Kur'an'ın hak olduğunu anlatıyorlar. Bu dinsizler de biraz kurdeşen çıkarttırır. Yani bir kısmında diyelim. Onlarda bir azap meydana getirir. Nasıl Müslümanlar dine, mukaddesada bir şey olduğunda onlarda bir rahatsızlık meydana geliyorsa, İnşallah. Aynı şekilde küfürde de Allah'ın bir mucizesidir bu. Allah anıldığında, Müslümanların bir başarısı olduğunda, Müslümanlar atağa kalktığında, mesela Türk-İslam Birliği'nin gelişmesi ihtimali olduğunda, ki şu an o yolda gidiyoruz inşallah, bu azap veriyor öyle tiplere. Evet. Mesela iddia edilen Ergenekon örgütüne. Evet. Değil mi? Azap, azaba dönüşüyor. İnşallah. Kur'an bu konuya dikkat çekmiş.